Beşiktaş Riva'daki ikinci hazırlık maçını Kocaelispor'la oynadı ve sahadan 7-1'lik skorla galip ayrıldı. Pendik Spor maçına göre ilk 11'de sadece bir değişiklik vardı. Abdullah Avcı'nın ideal 11'ini oturtma çabasını görüyoruz burada. Kalede Karius, defansta Vida, Roko, kanat beklerinde Gökhan ve Caner, orta sahada Dorukhan, Oğuzhan, Laiç. Lens Koyarajma ve e, Güven 11 ile çıktı. Bu aşağı yukarı Beşiktaş'ın iskeleti diyebiliriz. Tek değişiklik iki maçın 11'inde ilk karşılaşmada Mirin oynarken e, ikinci maçta e, Roko'yu e, gördük. Bunun haricinde zaten Burak Yılmaz'ın işte sakatlık problemi olduğu için Güven oynuyor. Tyler Boyd da e, henüz hazır olmadığı için belki ilk 11 alınmamıştı ama e, karşılaşmanın ikinci arasında oyuna girdi. Teknik olarak ne değişti? E, şunu seyir biliriz. Diziliş aynıydı. Yani Şenol Güneş dönemindeki dizilişi beşiktaşın aynı şekilde devam ediyor oyuncuların yerleri. Ama en önemli değişiklik e, artık kanat ortasının neredeyse hiç yapılmaması oldu ve sürekli e, Lens ve Koarizmaya e, çizgiye inmelerini söyledi. Hatta bir pozisyon vardı orada Lens yetişemediği halde onu alkışlayıp e, teşvik etti. Sürekli e, orta yapmadan kanat oyuncularının e, daha çok e, sıfıra inip e, oradan pasla e, pozisyona girmesini istedi. Bunu iyi başaran isim ise Boyd'tu. Tyler Boyd ikinci 45 dakikada oynadı ve böyle bir asiste yaptı hatta maç içinde. Ve onun isteğini daha çok yani Lens ve Kuarezma'dan daha çok başaran Boyd oldu ki yani bu devam ederse Abdullah Avcı'nın ilk 11'de Lens'in veya Kuarezma'nın yerine şans vereceği isim Boyd olacaktır diyebiliriz. Lens-Kuarezma ikisinin ile ilgili görüşlerde de açıkçası ya yani korezmanın yine çok fit olduğunu, çok iyi mücadele ettiğini, çaba sarf ettiğini söyleyelim. O bir adım daha öne çıkıyor ama korezma bilindiği gibi çok güvenilir o performans anlamında bir oyuncu olmadığı için sıkıntı olabilir. Oğuzhan'ın e, tavrı dikkat çekiciydi. E, özellikle son iki yıla kıyasla daha gayretli ve istekli bir Oğuzhan gördük ama performansına yansıtımı derseniz açıkçası yani çok somut bir şey görmedim ama bir istek var. Ee, daha çok oyuna dahil olma, daha hırslı mücadele etmek konusunda e, Abdullah Avcı'nın istediklerini yerine getirmeye çalışıyor. Bu sistemde kilit oyunculardan biri kesinlikle Adem Layıç olacak. Onu söyleyebilirim. Yani saha içi liderliği konusunda da Adem Laiç biraz ipleri eline almış gözüküyor ve sağ iç dizilişte en önemli fark ise Ademli için gizli forvet gibi bol bol araya girmesi oldu burada hatta bazı önemli pozisyonlar da yakaladı maç içinde bunu çok çabalıyor Beşiktaş ortadan yerden Hani 2015-2016 sezonundaki oyuna Benzer bir şekilde daha az pas belki ama daha direkt paslarla Adem Laiç'i ceza sahası içinde topla buluşturma gayreti var. Tabii forvet performansını şu an göremedik. yani Bu takımın ideal forveti Burak Yılmaz olacak bu kesin. Ama... Güven Yalçın şu an için en azından daha burayı zorlayacak seviyede görmedim ben. Yeterli bulmadım. Sadece bu maçtaki performansına ilişkin söylüyorum bunu tabi. Belki Güven Yalçın'ı kampın ilerleyen bölümlerde zaman zaman Şenol Güliş'in yaptığı gibi sola açıkta değerlendirebilir. Savunmada Tabii ikinci yarı ilk yarı Roko, ikinci yarı Miren oynadı ama Kocaelispor çok ileri çıkma şansı bulamadığı için savunma performanslarına ilişkin net bir şey söyleyemeyiz. İkinci yarı özellikle hiç e, rakip gelmedi. Burada de dikkatimi çeken şey e, çok oyunu geriden başlatan oyuncu olmasıydı. E, sürekli oyunu e, Miren başlattı rakip Ceza sahasına yığıldığı için e, geriden topu çıkarma görevini her zaman Miren'e verdi. En önemli farklılık buydu. İkinci yarı genç ağırlıklı oynadı demiştik. İki isim çok dikkatimi çekti. Oğuzhan Akgün ve Muhayyer. Özellikle Muhayyer 10 numarada gerçekten çok e, etkili oyunlar sergiliyor. Ben daha önce U21 maçlarında da izleme şansı bulmuştum. E, bu oyuncuya dikkat edelim. Çünkü Beşiktaş'ın ilk 11'inde görürsek ya da en azından e, süre aldığını görürsek e, benim açımdan hiç şaşırtıcı olmayacak. Çünkü her izlediğim karşılaşmada üstüne bir şeyler koyduğunu görüyorum. Beşiktaş açısından e, sezon en iyi alternatif isimlerinden biri olacak diye söyleyebiliriz. Genel olarak e, fizik Gücü olarak Beşiktaş'ı e, iyi durumda gördüğümüzü söylemek mümkün ama takımın tabii ki e, herkesin bildiği gibi e, transferlere ihtiyacı var. Özellikle bir tane daha kanat oyuncusu olur mu? Koyarizma ve Lens varken bunların maliyetleri ortadan kalkmadan nasıl olur? Buna net bir şey söylemek zor ama e, orta sahaya, e, sağ ve sol beklere e, en azından alternatif isimler olarak transferlerin gelmesi gerektiğini söyleyebiliriz.